Şanlıurfa'da haberin merkezi Urfa Anatek TV ekranlarından herkese iyi akşamlar. Bugün 9 Ekim 2021 Cumartesi. Günün gelişen haberleriyle karşınızdayız. Değerli izleyenler, Türkiye'nin güney sınırları boyunca oluşturulmak istenen terör koridorunu ortadan kaldırmak, terör saldırılarına karşı güvenli bir alan oluşturarak Suriyelilerin ülkelerinde yaşamalarını temin etmek amacıyla 10 Ekim 2020 günü başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın ikinci yıl dönümü münasebetiyle Tel Abyad'da şehitler için mevlid okutuldu, dualar edildi. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağboğa, Vali Yardımcısı Oğuzhan Erdi Atak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Müftüsü Ramazan Tolan, Tel Abyad Mahalli Meclis Başkanı Hacı Salih Abdullah, bölgede görevli askeri yetkililer ve halkın katılımıyla Ömer bin Hattab Camii'nde Cuma namazı akabinde gerçekleşen programda Tel Abyad Müftülüğü koordinesinde eğitim verilen Kur'an kurslarında dereceye giren çocuklara başarı belgesi ve bisiklet hediyeleri verildi. وَلَا مَيِّتًا مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ إِلَّا رَحِمْتَهُ وَلَا مَظْلُومًا إِلَّا نَصَرْتَهُ وَلَا ظَالِمًا إِلَّا قَهَرْتَهُ Program sonunda çocuklarla hatıra fotoğrafı çektiren Vali Erin, bölgede terör örgütlerinin işgaline son verilmesi, huzur ve güven ortamının sağlanması için gerçekleştirilen harekatta şehit düşenlere Allah'tan rahmet, hayatta olanlara da sağlıklı ve uzun ömürler diledi. Sayın Yılmaz Yıldırım Bey. Mübarek inşallah.